Sırada önemli bir ekonomik değerlendirme var. Az önce Avrupa Merkez Bankası açıklamada bulundu. Ve ekonomist Daniel Lacal hattımızda. Hello, can you hear me? Merhabalar, beni duyabiliyor musunuz? Evet, sizi duyabiliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Programımıza tekrardan hoş geldiniz. Tabii ki Avrupa Merkez Bankası kararı ile ilgili sormak istiyorum. Bir indirim bekliyorduk faiz oranlarında ancak yapmadılar. Sizin yorumlarınız nelerdir açıklamaları üzerine? Öncelikle faiz oranlarını indirmemek mantıklı çünkü Euro bölgesinde zaten negatif faiz oranları var ve onları daha da indirmek hiçbir etkisi olmaz ekonomiye. Aslında negatif faiz oranlarını daha da indirmek bankaları daha çok zarar verirdi ve daha fazla negatif etki yaratırdı olumludan ziyade. Gevşek para politikası programında şimdi net varlık alımları 100 milyar euro oranına çıktı ve euro bölgesinde tahvilleri bu rakamlara ulaştı. Şimdi varlık alımları ve corporate bond tahvilleri önemli enstrümanlar olacak. Bu beklenenlere göre farklı bir açıklama oldu. Küresel ekonomiye baktığımızda birçok faaliyet görüyoruz koronavirüsü ile ilgili ülkelerden, merkez bankalarından, şirketlerden. Sizce tüm bunlar koronavirüsün etkisi mi yoksa küresel ekonomi zaten düşüyor ve koronavirüsünü bir bu faaliyetlerine bir bahane olarak mı kullanıyor? Kesinlikle katı haklısınız. Ekonomiler zaten yavaşlıyor önemli ölçüde 2018'den bu yana. İmaliye sektörünün çok zayıf olduğunu görmüştük. Euro bölgesindeki zayıflama dördüncü çeyrekte çok sıfır oranındaydı ve Çin'deki dördüncü çeyrekte eksi altı oranındaydı ve koronavirüsü de bahane olarak kullanılıyor birçok konuda ve açık olarak bu faiz indirimleri tüm dünyada gördüğümüz ekonomi çok az etkisi olacak. Zaten çok düşük faiz oranlarımız var. Bu merkez bankaları hakkında veya da para politikaları hakkında değil. Bizim bekleyebileceğimiz tek şey hükümetlerin harekete geçmesi ve tüm likidite araçlarını kullanıp orta ölçekli ve küçük ölçekli KOBİ'lere yardım etmesi gerekiyor acı çeken koronavirüs etkisiyle birlikte. Sizin gevşek para politikası ile ilgili fikirleriniz nelerdir? Sizce merkez bankaları küresel ekonomiyi daha da güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu uzun vadede bu kararlarıyla birlikte? Uzun vadede gevşek para politikaları ve düşük faiz oranları uzun vadede ekonomiyi zayıflatır. Çünkü bir yatırım aracı olarak kullanılıyor ve bu yararlarda daha düşük üretime sebep oluyor. Ve genel olarak bu büyük para arzındaki büyüme ve düşük faiz oranları ekonominin güçlenmesine yardımcı olmuyor. Son 3 yılda da gördüğümüz gibi daha düşük, düşürücü etkileri olduğunu gördük. Bu para politikaları bir güç işareti değil, aslında bir zayıflık işaretidir. We can see also a lot of industries getting affected by the coronavirus. Birçok endüstrinin koronavirüsün etkilendiğini görüyoruz. Havacılık endüstrisi mesela sizce nasıl toparlanacaktır? Çin 24.59 milyar yuan kaybetti aylık olarak. Bu da 3.5 milyar dolara tekabül ediyor. Havayollarının hızlı bir şekilde toparlanması bu atmosferde çok zor gerçekten de. Geçmişte de gördüğümüz gibi kapanan havayolları ve düşen ekonomiler bittiğinde havayollarının toparlanması zor olmuştur ve çok büyük kayıplar oldukları çok doğru. Aynı zamanda havacılık endüstrisi zaten zayıftı büyük rekabetten dolayı.
Aynı zamanda şartlar ve koşullardan dolayı daha zayıf hava yolları daha çok acı çekecektir. Hatta islah bile edebilirler. Güçlü hava yolları ise kurtulacaktır. Ekonomi iyileşmeye başladığında tabii ki de aldıkları zarar çok büyük olacaktır. I watched your program on sizin programınızı izlemiştim CNBC International'da yatırımcılara yatırım yapmasına devam etmeleri gerektiğini söylemiştiniz bazı endüstrileri borsadaki her ne kadar zayıflama olsa da. Sizin bununla ilgili yorumunuz nedir? Sizce insanlar piyasaların daha da düşeceğiyle ilgili endişelenmemeli yoksa yatırımlarına devam etmeli bazı sektörlere? Invest on them in a crisis situation. Zeki bir şekilde bu kriz durumunda bazı sektörlere mi önermeli? Bu hangi işletmelerin olduğuna göre değişir. Sağlık işletmeleri gibi mesela bu atmosferde uygun olabilir. Profesyonel yatırımcılar fırsatları değerlendirmeli ve varlıkları değerlendirmeli bu atmosferde. Sabah da söylediğim gibi şu anda iyi fırsatlar görüyoruz piyasalarda. Ancak özellikle parakende yatırımcılar gerekli yeterli likiditeye sahip değiller portfolyolarına ekleme yapmak adına ve bu yüzden de piyasalarda dikkatli olmaları gerekiyor ve bu sabah da söylediğim gibi biz profesyonel yatırımcılar olarak şu anda sermayeyi de iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz ve incelemeliyiz ve bu sektörlere dikkat etmeli ve korumacılık mekanizmalarına karşı dikkatli olmalıyız. Aynı zamanda bazı tahvillerden bahsettik, yatırım alanlarına bahsettik, aynı zamanda altından bahsettik. Tüm bunlar parakende yatırımcıları ellerinde bulunan nakite dikkat etmeleri gerekmeli ve uygun bir şekilde kullanmaları. ECB President Lagarde also said in her speech yesterday. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde dünkü konuşmasında bu krizin 2008 krizin gibi olacağını benzetmesini yaptı. Eğer önemli gerekli önlemler alınmazsa Avrupalı hükümetler tarafından sizce bununla ilgili 2008 krizine benzetmesini katılıyor musunuz? Hayır. 2008 krizine benzer bir durum değil. 2008 krizi risk alımlarından dolayı kaynaklanan bir krizdi ve birçok ekonomi etkilenmişti. Özellikle de konut ve emlakçılık etkilenmişti. Şu an hane halkı çok büyük riskleri almıyor. Dikkatli davranıyorlar ve şirketler de aynı şekilde dikkatli bir şekilde davranıyorlar ve agresif bir şekilde yatırım yapmıyorlar. Hükümetler eskisi gibi savunmasız değiller bu tarz atmosferlere. Birçok gelen tahvillerdeki düşük gelirlere baktığımızda biz Euro bölgesi ekonomisinde zayıflama görmüştük zaten. Son 3 yılda da bunu görüyorduk ve bu muhtemeldi. We have to be careful about making aggressive and abrupt aggressive tepkiler vermekten kaçınmalıyız. Çünkü 2019'da gördüğümüz gibi Euro bölgesi Euro Avrupa Birliği GDP'sinin %3'ünü yatırım programlarına ve iş programlarına harcamıştı ve bu da ekonominin güçlenmesine yardımcı olmamıştı ve daha çok krize sebep olmuştu. Agresif tepkiler ve önlemler almamak konusunda dikkatli olmalıyız talep tarafında. Şu anda arz konusunda problemler yaşıyoruz. Talep arz konusunda problemler yaşıyoruz. Kısıtlı zamanımız var. Siz petrol kriziyle ilgili de size bir soru sormak istiyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde fazla üretim yapıyorlar ve fiyatların daha da düştüğünü görüyoruz. Sizce 20 dolar seviyeleri, 20-30 dolar seviyesini görebilir miyiz petrol fiyatlarında gelecekte? Petrol fiyatları her zaman ya çok düşük gözüküyor ya çok yükseliyor. Piyasalar şu anda talepten dolayı
acı çekiyorlar ve aynı zamanda arz savaşı görüyoruz Suudi Arabistan ve Rusya arasında. Bu iki kat negatif etki yaratıyor kısa vadede petrol fiyatlarında ciddi olarak. 20 dolar seviyesine inebilir mi? Evet, inebilir. 35 dolar seviyesine indiyse bu zaten bu bir endişeli bir sinyali bizim için. Eğer petrol fiyatları çok büyük bir şekilde aşağı inerse daha sonrasında iyi bir şekilde iyileşebilir. Bu tabii ki de endişeli bir durum global petrol fiyat atmosferinde. Çünkü geçmekte olan piyasalara büyük etkileri oluyor. Petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine çıkmasını da bekleyebiliriz varil başına. Bu eğer büyük bir şekilde düşüş görürse şu andaki mevcut seviyelerine tekrardan toparlanabilir. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim.